Lan sen mi oğlum sürpriz yaptın? Aferin oğlum, güzel. Güzel güzel. Ne yapacağını yazdım? Aa, DYP. Süleyman Demir. Yok, onunla alakası yok abi. DYP'yi anlatalım oğlum. DYP'nin Tansulu dönemi, Süleyman. Ya anlatmayalım mı? Yok abi, siyasete girmiyoruz. Siyaset. Ne yapıyoruz, ne anlatıyoruz? İşte kültürlü ülke. Kültür. Kültürlüler anlatacağız. Güzel güzel, neşeli neşeli. Evet. Kültürse kültür. Gir bakayım oğlum, şöyle güzel ekme. Dükkanımızı açtık. Sana aferin oğlum, neşemizi bulmuşuz. Dükkanımız açık. Hadi bakalım, vur güzelce ekmeğimizi vuralım oğlum. Bilgi Deryası'nın yepyeni bölümüne hoş geldiniz. Evet. Bugünkü konumuz... Bir dakika oğlum, hoş geldiniz. Bilgilerin içinde batan gemiler. Bilgiyle nefes al. Den kum çıkarır gibi bilgiler. Meşalelerce yanar yanar. Alevler içindeki. Evet, bugünkü konumuz Kore kültürü. Kore. Kore kültürü oğlum. Güney ile psikopat kuzeyle. Güney Kore. Güney mi? Evet, Güney Kore. Psikopat Kuzey Kore. Güney Kore abi. Vur bakayım oğlum, evet. Yardım. Vur bakayım. Kültürse kültür. Evet. Kore kültürü dünyadaki en eski kültürlerden bir tanesi değil mi? Evet. Özellikle Çin'den etkilendiği için yaklaşık 5000 yıllık bir kültür olduğu düşünülüyor. Orada çekikler dediğimiz, aklınıza kalsın diye ırkçılık falan ya şey yapmayın oğlum. Onların kendini birbirine ayırt ettiği, bizim hayatta ayırt ettiği. Komik. Niyacım ne oluyor oğlum, biraz neşeli girelim. Ama dedik çocuklara güle eğleni anlatalım dedik oğlum. Ne yapalım, böyle açık öğretim yapar gibi mi? EPA TV miyiz oğlum biz? Ne miyiz? EPA TV miyiz biz? Değiliz oğlum, biz böyle bir neşeyle harmanlayarak hem hayat gibi, bazen neşe bazen keder gibi anlat. Ne oğlum, sen dalgın görünüyorsun, ne oldu? Bir şey yok, hafif bir uykusum sadece. Ne oldu, neye uykususun oğlum? Öğleden sonra olmuş falan, neyin uykususun? İşte biraz sabah erken kalktım falan filan, o yüzden biraz. Sabah insanı değil misin Nihat Efendi? Rutinlerin mi var Nihat? Ay sabah benim kafama... Oğlum oğlum, yalan! Ekmeğinin peşinde olan herkes... Affedersiniz, affınıza mağruren sabah insanıdır. Ha, ben mesela oğlum, dayı şov, duyu şov, sanatçı kalkış yapabilirim. Bir gibi ayılıp ay kahveti dayılamıyorum, şunu yapmana. Ben olabilir öyle şeyler, hemen neşeli sıvılarım falan, ama sen, burası ekmek dünyası oğlum. Ekmeğe düşen herkes, sabah karanlıkta koşan kurtlar gibi rutinsizcesine ekmeğimizi vuracağız. Hadi bir kendine gel bakayım. Geleyim, nasıl, kendine... nasıl geleyim? Oğlum, çağın. Oğlum sadece ben değil, Nihat abinize de bir neşeli bir şeyler getirin oğlum. Hadi görelim ya. Bu hoş geçmeyin oğlum Nihat abi. Adam bir çarpıldı. Vay! İşte şimdi keyfimiz geldi oğlum. Dur bir şu sesi duyalım. Bak sesi bile çarpan bir etki veriyor. Ver bakayım. Geldi mi oğlum? Bir neşe bir... Geldi. Bir çarpan adamı güzel, bu ses güzel. Evet, hadi görelim bakalım. Oğlum ben... Bir müsaadenle oğlum, ağzım vurdu be, ilk şeyi seviyorum yani bir. Güzel, güzel, güzel. Oğlum, sadece neşe için hiç şey yapmaz, içmez dayın ha. Neşe incince tatlıları da peşinde oğlum. Tadını sevmediği hiçbir şey ağzına sürmez ya. Değil öyle mi? Şey. Oğlum bunda güzel bir kıvam var. Devam etmiyorsan ben şey yapayım oğlum. Estağfurullah abi. Yani. Oğlum unuttun mu ya, çıkışta ayarladın mı, yeni bir yer keşfettin. Tamam, gideceğiz daha erken ya abi. Oğlum bunun olayı o işte, ekstra bunu çat çat yapıp neşeli şekilde girip neşeyi neşe katlı gibi. Oğlum sen dayına güven. Tamam, dayının bir olayı, rutini var zaten oğlum ya. Oğlum zaten biliyorsun yani, içeride dünya kadar içiyoruz. İki tane önden çak çak, hem o ekonomik olarak da çok tatlı bir şey oluyor. Ekonomik derken miktaren anlamında mı? Oğlum yok, hem yani neşeni, etkini önceden bir kendine bir kıvam yapıyorsun. Şey gibi öyle devam ediyorsun. Anladım. Gayet güzel. Ya bir şey diyeceğim oğlum. İlk köpeğe doldurma. Nasıl yani? İl jandarma gibi çarşısında çıkmış gibi gitmeyelim oğlum mekana. Yok abi, sen ben çağın gelecek. Tamam, bir de senin arkadaşın vardı. Kim? O zaman mekandan önce de birer tane. Tabii oğlum. Tamam. Ekstra iki tane çak çak. O zaman bölümü çekip. Evet evet, ekmek 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 dedik. Önce ekmek oğlum. Önce ekmek, sonra necemize bakacağız. Bunu o zaman indiriyorum aşağı. Aşağıda onun yeri var oğlum. Tamam abi. Bakayım dur. Onu şu... Evet.
Haydi bakalım. Bilgiler ya. Aha onu geçtik değil mi? Geçtik abi Kore. Kore! Ha. Ne diyorduk? Bütün çekikler aynı. Hayır öyle demiyorduk. Çok eski bir kültür olduğunu, aşağı yukarı 5000 yıla dayandığını söylüyorduk oğlum, değil mi? Eski olmayan kültür yok. Buradan övmeyelim. Eski kültür oğlum. Abi, Amerikan kültürü çok da eski değil. He, Amerikalılar zaten her şey bir gevşek ya bir şey. Evet Kore eski kültür. Bununla Çin'iyle, Japon'uyla farklılıkları var. Mesela dil farklılıkları var. Hepsi aynı değil oğlum. Şöyle, şimdi çekik gözlerden hepsi sarı benim çekik göz. Ayırt edelim. Mesela bizim Chubby Japon desem he Japon derdim. Ama değil ya, Koreli ya Chubby. O kadar umurumda değil ki. Neyse. Şimdi mesela ama şuradan kaydedebilin oğlum. Bu klasiktir oğlum ya. İşte Çinliler tencere düşer gibi konuşuyor. Çin, Chang, Teng, Tong, Fang, Fang. Efendime söyleyeyim, Japonlar sert. Otur, taksu! Ne yapar gene siz bana şey? Gibi sert bir yerden. Mesela adam seni seviyorum diyor. Ne anlıyor bir zato? Oğlum böyle seviyorsan falan gibi bir etki yaratıyor. Koreliler ise güzel boşlayıp sondan yaylanan bir dil sistemi. Nasıl Ural Altay falan var ya sondan yaylanan. Yani Kore mi na gibi anladın mı? Anlarsın oğlum mesela bakardın çekik göz geldi. Oğlum bu Çinli mi Japon mu ırkçılık yapmayayım. Yapmayalım değil mi? Konuşmayayım oğlum dedin. Makara totora dedim ha Japon. Ting ting tong ting chong ching. Nakari nya ağzı yamuldu muydu? Aa bu Koreli tamam. Evet. Kore efsanelerine göre Kore'yi Dungun isimli birisi milattan bir şey önce... Dungun değil Kim Kong olur. Yongun değil Il Yung olur. Onları çok akılda tutamazlar çocuklar. Ding ding ding. Kimdi? Hiç önemli değil. Neyse. Dungun. 2000 Dung milattan önce 2333 yılında kurduğu felsefesi yani şeyde tarihinde falan öyle geçiyor. Yani, oğlum onu uzatma eskiden şöyle olmuş da böyle olmuş da falan filan. Kore kültürü. Evet. K-pop. Evet değil mi? Ve Kore dizileri olarak kültürünü şey yapabilir. Animeye girmeye çalıştılar. O kadar çirkin animeler yaptılar ki ama K-pop'ı ve Kore dizilerini anlatalım oğlum. K-pop bütün dünyaya yayılan Kore'ye ait bir müzik türü değil mi? Gibisine, gibisine. Birçok grup çıkardılar. Oğlum akıl hastalığı gibi. Şimdi zaten bu herkes birbirine benziyor. Bir de ekstra bunları birbirine benzetiyorlar. Bunları çocukken alıp oğlum... Evet disipline bir hayattan sanatçı oluyorlar değil mi? Oğlum öyle şey olmaz gerçekten. Böyle kültür mü yaratılır oğlum? Siz ikiniz bir grup olun. Dördünüz şurada yaşayın, beşiniz sevgili olun, sen android ol, sen aseksüel ol, bilmem ne ol deyip böyle her şeyi nizamladıkları. Oğlum benim kafam almıyor. İşte PR yapıp kariyer yönetiyorlar diyebiliriz K-pop için. Çocukların hayatını s**iyorlar demeyelim de kariyer yönetiyorlar diyelim. Neyse ne? Evet, bunun dışında bir de Kore dizileri var değil mi? Şu ara çok revaçta olan. Kore dizileri de hocam, olay şu. Güzel kız, güzel olan. Hangisi kız olan bazen karışıyor. O kadar güzel olanlar, güzel kızlar falan önemli değil. Biz açtık ama ırkçılığı da açtık biz artık. Oğlum insanoğlu işte böyle p***t. Onun da gerçekliğinin altını çizelim yani. Evet. Onlar evet, da ama... bize diyordur. Chubby de bize diyordur. A***odumun esmeri pörtle diyordur. Bence demiyordur. Diyordur oğlum ben Chubby'yi tanıyorsam biraz. Her lafa a***oyum demeyi biliyor o. Evet Kore dizileri dediydik. Efendime hep bir katarsis. Ne demektir katarsis? Yani arınma. İzlediğimiz şeyle empati kurup... Kötü kötü, iyi iyi, kötü iyiye kötülük yapıyor. Vay iyiye biz üzülüyoruz, ağlıyoruz ağlıyoruz. İyiler kazanıyor sonra bir kız ya da oğlandan biri ölüyor. La 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 gibi. Gişe garantili. Evet. Buna daha... ilk uyanan kim mesela bu gişe garantili kültüre? Kim? Özcan Deniz. Olsun. Gerçekten güzel ekmeğini vurdu. Efendim hiçbir şey yapamıyorsun. Ben senaryo bile bulamıyorum. Özgün bir şey üretemiyorum falan. Çare Kore kültüründen. Apar 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 apar. Oradan arak arak hayır, arak. Aparmak arak. Demeyelim yerelleştirme diyelim onun adına. Gibisin bu dünyada çok sık şimdi uygulanan bir. Oğlum, bizim de öyle kafamızı çok yormak istemiyoruz Koreliler gibi. Oğlum her şey nasıl olsun ya. İyi belli olsun, kötü belli olsun. Evet. Nerede güleceğiz, nerede ağlayacağız belli olsun. Kafamız yorulmasın. Bir sinema kültürü gibi bir şey. Evet. Tanıyalım mı? Evet, hadi bakalım tanıyalım. Lam 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 lam. Bugün Kore deyince aklımıza gelen Kim Ul Young psikopatını. Ha. Ya anlatalım da onu anlatalım. Nasıl anlatacağım onu? Oğlum bunu anlatmayalım ya. Psikopatları anlatmayalım. Ne oldu oğlum? Nükleer sıkar diye mi? Gel lan buraya. Sıkıyorsan sık buraya sık bakayım. Kim oluyor neysen ne. Zaten oğlum bak çarparım ha. Kafam çok şeyli oğlum atarlı çarparlı bir kafam var. Kimse kim ulsa ul yungsa yung neysen ne. Oğlum bu... Anlatmak abi, istiyorum adam oğlum. Adam füzeyle oynuyor.
Dayıyla oynanmaz oğlum. Füzeyle oynan. Ya, harbi mi diyorum? Evet abi, kız kardeşiyle beraber onlar çok iyi insanlar. Oğlum diyorum, duyuyorum. Generallerin, aslanların önüne... Gibi. Onu... Gibi. O yüzden istersen başka birine bakalım. Adamları meydanlarda böyle armut evet. Gibi... Çok... Ha, şey Kim yapalım. Kim Kuduk. Ünlü yönetmen. Kore sinemasının şeyi oğlum. Yani hep böyle Kore sinemasında o gider kız arta şey değil. Popüler gişe filmi değil. Artağız. Evet. Vay 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 vay. Bunlar da neler biliyor ya. Maşallah. Sanat filminin yıkılmaz kalesi Kim Ki-duk. Şimdi uzun uzun anlatmayalım. Nuri Bilge'nin biraz çekik gezdisini düşünün. Yani o bozkırda tek ağaç koymuyor da efendime söyleyeyim denizlere baktırıyor. Evet. Böyle kıvrılan yollardan araba gelmiyor da efendime söyleyeyim işte Kore otobanlarından meraklısı izlesin. Evet. Çok da anlatmaya gerek sinema yok. Sinema eğitimini yani, Fransa'da almış. Gayet o, başı... o kadar dedi ki nerede aldı, neyse ne yaptı. Evet. İzlesin Kim Ki-duk sıkıcı oğlum. Evet. Nuri Bilge'nin çekik gözlüsü deyip geçiyoruz. Kimi anlatacağız? Kimi anlatalım? Herkesin bildiği bu bir çocuk eğitim programı olduğu için evet. En ünlü Türkiye'deki en ünlü Koreli'yi tanıyalım. Çabi! Evet, Çabi! Çabi'nin nesini tanıtacak? Evet, Çabi. Evet. Şimdi arkadaşlar, Çabi bir umut. Dur. Yani en azından insanlığa bir umut anıtı gibi bir adam. Mesela hayatta diyor ki adam, ya ben hiçbir şey yapamadım, beceremedim diyor. Mesela Koreliler, alt yazıdan çevirebildiğin oğlum, Korelisiniz, hiçbir iş tutturamadınız oğlum. Fabrikalarda çalışamadınız, iş tutturamadınız, ne yapayım? Türkçe öğreneyim, Türkiye'ye gideyim. Olur oğlum. Mesela Çabi ne yapıyor? Türkçe konuşuyor, yampirik yumpirik bir olsa Türkçe gayet konuşuyor. Gayet iyi konuşuyor. Yani arada... Koyumlu falan konuşuyor. Evet. Yeterli. Koreli gençlere bir umut kapısı gibi bir adam yani. Evet, ünlü bir Güney Koreli'yi tanıdık. Masal Saat diyelim mi artık? Vuralım, vuralım oğlum. Ne Çabim anlatacağız akşama kadar. Masal Saat. Evet, Masal Saat. Oğlum valla ekstra bir neşe var bende fark ettiysen. Evet, bende de var. Haydi görelim. Masal. Evet. Ne? Old Boy anlatalım o zaman. Evet arkadaşlar, Old Boy masalı. Liseden iki tane arkadaş, bu lisede bacısıyla... Abi. O sonra intikam için onu kızıyla koridorda 20 adamı baltayı sırtına... Parazit, evet. Evet, ünlü Kore yapımı olan Parazit'i anlatıyoruz bugün. Parazit'i anlatalım, evet. Vay vay vay, Oscar'lar, Duskar'lar, ödüller, ödüller aldı. Efendim kısaca bir özet geçecek olursak... Zengin bir aile yanında çalışmaya başlayan bir çocukla birlikte... Servet düşmanlığı. Ne? Gönüllere bu tohumu serpen güzide bir film. Evet. Oğlum zengin adamlar var. Bir de it köpek fakir var. Fakir olanlar bizim, var. İt köpek değil. Aman onu da hemen yönetmen çekmiş. Bodrum katta falan bunun fakirliklerini falan iyi veriyor. Zenginler villada. Fakirler diyor ki oğlum biz bunların evinin içine sen öğretmen ol, sen bahçıvan, sen şey her birimiz çifter maaştan falan filan diye. Evet, bir takım mesleki yeteneklerini kullanarak bir zengin evinin yanına taşınıyor bir aile değil mi? Taşınıyorlar oğlum. Sınıfsal bir her şey olduğu evet. Gibi her şey sınıfsal. Giriyorlar sonra diyorlar ki bu oğlumun zenginine biz neye dedi biz bu güzellik? Evet, ne kadar güzel imkanlar var. Biz de burada musmutlu yaşayalım, biz, işimize bakalım işimize diyorlar bakalım, değil mi? Bakalım oğlum ne güzel kullanmadığı odalar var. Bir bakıyorlar ki Bodrum'a zaten başka bir fakirler oraya çökmüş. Evet, orada oğlum, da... Oğlum şey gibi olmuş böyle. Gerçekten paradis mi yakışıyor. Bulan çökmüş adamın villasına, zengin ailenin villasına. Evet. Sonra olaylar karışıyor. Kolun iyi mi? Oğlum, iyi oğlum biraz... Ekstra bir şey mi olmuş? Bir şey olmuş gibi görünüyor. Çok da. Neşeden olabilir oğlum. Evet evet, koluma ben bir şey yapayım bir dakika. Bir baktır istiyorsan sen ona bir. İyi ya, misin? Kolun iyi mi? 10 numara oğlum. Tamam. Kolum mu oğlum her yerim. Başım bir ne? Ne yapayım lan? Ya bir şey toz toprak olmuşsun. Eliniz ayağınız oynadı oğlum, hemen bir çarpıldınız ha. Neyse evet. Kaç zamanı? Evet. Aç zamanı masalını anlatmayı deneyelim. Hadi herhalde. Bakalım. O da gerçekten Kore'nin Nuri Bilge'lerinden bir adam. Mesela aç zamanı normalde bir yasak ilişki yani oğlum şöyle dost hayatını adam bildiğin komşunun karısı o ikisi de evli ama arada diyor ki liklik yapalım falan filan gibi dost hayatı yaşayalım ya ne olacak hayata bir kere geldik gibisine bir şeyi
açılar, renkler, vay uzun müzikler, bilmem neler, sanata sepete boyayıp... Vay 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 güzel bir aşk öyküsü gibi. Evet. Ama etkili lan izleyince ben de şey oldum. Ne oldun? Eski aşklarım... Evet, ne öğrendik biz bu masaldan? Oğlum ben ne sevdim biliyor musun? Dayın severse, dayı bak, ne demişti şey? Ne? Müslüm. Ne demişti? Şey var ya oğlum. Dünya tercihine dönsün. Vazgeçme. Vazgeçme. Vay anasını. Evet. Çağın gel oğlum seni gel. İşte anlattık ya. Evet, evet. Böyle de bir masal bitmiş. Bugün de böyle olsun. Zaman, güzel. Nasıl yapalım? Oğlum çünkü evet, geçici, mekana geçmeden iki ekstra daha, tamam. Ondan sonra mekandayız. Telefon niye çalmadı oğlum? Koyduğunuz bir telefon çalmayacak mıydı? Nasıl yani? Telefonu oraya koyduğunuz, filmde silah koyunca patlar. Telefon koyunca çalması gerekli. Değil mi? Şimdi şey olsun, telefon çalsın, sen, dayı seni arıyorlardı. Tamam. Hadi. Alo? Evet, burada. Dayı seni arıyorlar. Kim oğlum? Bilmiyorum abi. Kapat oğlum ya. Her önüne gelen beni aramasın. Kapat!